Selamun aleyküm arkadaşlar. İlginç bir konudan size bahsedeceğim. Tabii Galatasaraylı kardeşlerim benim bu sohbetim karşısında biraz üzülecekler ama eminim ki en az benim kadar sizler de biliyorsunuz bu gerçeği. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Galatasaray biliyorsunuz sistemli şekilde doğranıyor. Hem de ne doğranıyor, ne doğranıyor. Haftalardır doğruyorlar. Aslında Galatasaray'ı doğrama işine bunlar mevsim başında başladılar. Mevsim başında başladılar. İşte kiminle? Denizli maçından sonra Koçero. Koçero'nun açıklamaları Fatih Terim üzerinden işte tazminatlardı, sicil bozukluydu, oydu buydu. Sonra devreye federasyon verilen hani böyle puşça cezalar falan filan derken Galatasaray'ı 10 puan geri düşürmüşlerdi. Ama Galatasaray bir şekilde derlendi, toparlandı. Sivas maçına kadar aradaki farkı kapatma noktasına geldi. Gelince kudurdular, kudurdular. Lan dediler ne oluyor Galatasaray yine geliyor. Hemen tekrar işte bu zorlu ruhu hortladı. Galatasaray doğrama işi başladı. Ve hemen 2-3 maçta da Galatasaray'ı alaşağı ettiler. Ve bugünkü işte Galatasaray liderin 8 puan gerisinde. İkincinin ne bileyim 6 puan gerisinde falan. Yani özetle Galatasaray'ın şampiyonluk şansını sıfırladılar. Sıfırladılar. Şimdi bunlar çünkü zaten bu tür çakallıklar peşinde koşuyorlar. Buradan şu sonuca varmak istiyorum. Eğer bu TFF, eğer bu hakemler, eğer bu anlayış, eğer bu kafa devam ederse ki bunlar edecekler fark etmez. Diyelim ki bunlar gittiler. Bunların yerine yeni bir federasyon gelirse yine aynı kafa, aynı anlayış, aynı düşmanlık devam edecek. Yani isimler değişecek ama bunların anlayışları değişmeyecek. Özellikle Galatasaray'a karşı olan kinleri, nefretleri asla değişmeyecek. Galatasaray en az arkadaşlar 3-4 yıl daha doğranmaya devam edecek. Çünkü bunların kafasında bu sene Başakşehir şampiyon olduktan sonra seneye işte Trabzonspor'a bir prim verecekler. Koçero'nun olması yani Koçero olduğu sürece Fenerbahçe'yi de kolay kolay öyle öne çıkarmayacaklar. Ama Koçero bu sene de başarısız olur, seneye de ayvayı yerse bırakır kaçar. Oraya işte Aziz Yıldırım ya da onun önereceği bir kişi gelirse hele hele TFF Nihat gider. O Fenerbahçe başkanı olursa oraya da aynı zihniyette TFF koltuğuna biri oturursa %1 milyon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Demek ki Trabzon, işte Fenerbahçe peşinden Beşiktaş boş durmayacak tabii. Çebi, Nurloş Çebi çıkacak, Nurlu Çebi çıkacak ortaya. O yaygara yapacak. Bir şampiyonluk da ona. Ha ondan sonra Galatasaray nerelerde olur, nasıl olur onları bilmiyoruz. Ama bu kafayla en az 3-4 yıl bu anlayışla, bu sistemle, bu ceza kurullarıyla, bu tahkim kurullarıyla Galatasaray'a arkadaşlar 3-4 yıl şampiyonluk mampiyonluk yok. Doğramanın en krallığını yapacaklar. Bu sene Galatasaray en alt sınırdan doğranıyor. Limitler seneye yükselecek. Hem de öyle bir yükselecek ki Galatasaray ne yaparsa yapsın gak dedi ceza, guk dedi ceza. Ya görmüyor musunuz Fatih Terim maçın son bölümü, Gaziantep maçı en kritik dakikalar. Diyor ki ben soyunma odasına gittim. Niye? Kenarda kalsam itiraz edeceğim. Agresif hareketler yapacağım. Bana başkası yapsa benim yaptıklarını yapsam diyor 100 maç verirler diyor. Adam biliyor başına neler geleceğini. Ya küfürbaz Haydo bile neler yapıyor hakemlere ya? Neler yapıyor? Nerede ceza? Tamam bir maç. Fatih Terim olsa yalandan kim ölecek? İşte bize hakaret etti. Bize şunu etti. Lan ne hakareti? Ne küfürü? En kralını küfürbaz Haydo yapıyor. Yok, onların ayrıcalığı var, onların dokunulmazlığı var. Hatırlayın geçen sene Şenol Güneş neler yaptı ya. Hakemlerin gözünün içine baka baka kalayladı, rakip futbolcuların boğazlarına sarıldı, ceza mı aldı? Yok, kimler neler, ne rezaletler yapmadı? Fatih Hoca'nın dediği gibi, ne oldu kimse ceza mı aldı? Almazlar. Bunların aklı fikri Galatasaray. Bunlar ne diyorlar abi? Şöyle de bir medya içerisindeki bunların yancı lavuklar var. Bir takım yavşaklar var hani malum tipler. Bunlar efendim işte Galatasaray demiyorlar da bir takım işte sürekli şampiyon olursa ligde heyecan kalmıyor. Bilmem ne oluyor işte dekoder, yayıncı kuruluş vesaire. Türk futbolu adına heyecan gidiyor. Türk futbolu ilerlemiyor falan. Ama öbür tarafta bakıyorsun Almanya'da 8 yılda Bayern Münih. Fransa'da 10 yıldır Paris Saint-Germain, İtalya'da 9 yıldır Juventus şampiyon oluyor. Oralarda futbol ölüyor mu? Oralarda yayıncı kuruluş yok mu? Fransa'da yok mu yayıncı kuruluş?
Ne olacak? Ya bunlar abi öyle bir rezalete bağlanmışlar ki, ama bütün bunlar neden oluyor? Ben size onu söyleyeyim. Çünkü Galatasaray'da dirayetli, bunlara posta koyacak bir yönetim yok. Galatasaray'da böyle bir şey yok. Hani camia, divandı, mivandı vesaireydi. Geriye doğru gittiğin zaman camia olarak, toplu olarak isyan edecek birlik, beraberlik yok. Onların aklı fikri, ya şu Mustafa Cengiz'i indirelim, onun başkanlığı bitsin, onu gönderelim, imha etmeyelim, yerine biz geçelim. Onlar da bunları görüyor. Bu TFF, Nihat, MHK, bilmem ne. Ya Oğuz Sarvan orada nasıl oturabilir ya? Nasıl oturabilir ya? Bu kadar rezaletten sonra Oğuz Sarvan'ı orada hangi güç tutuyor? Nasıl tutuyor? Bak Koçero, şu Galatasaray'ın onda biri kadar doğranmadı Fenerbahçe. Zaman zaman haksızlığa uğradı. Ama Galatasaray'ın onda biri kadar acı bir doğrama hadisesiyle karşılaşmadı. Karşılaşsa var ya, alayını siler süpürürdü oradan. Alayını siler süpürürdü. Şimdi hiç uzatmayacağım. Bu konunun özünü siz anladınız. Bu federasyon varken, bu MHK varken, o Oğuz Sarvan, o Ünsal Çimen, hiçbir etkinliği yok dedikleri Zeko, Taşeron Zeko falan oralarda oturuyorsa, o ceza kurulları falan, Galatasaray'ın tepesinde bunların yumruğu hep olacaktır. Galatasaray'ı en az 3-4 sene daha doğramaya devam edecekler. Galatasaray'a her türlü pisliği, kötülüğü yapacaklar arkadaşlar. Bu sene bir şey değil. Bu sene reklamları izledik biz. Bana göre bu sene esas kıyamet seneye. Seneye esas şenliği seneye göreceğiz. Bakın Galatasaray'ın başına bunlar ne çorba börecek. Abi bakın, bu Futbol Federasyonu başkanı açın, görüntüler var, adamın kendi sesi. Adam yemin ediyor ya, kendi sesiyle yemin ediyor. Ömrüm oldukça bu Galatasaray'dan diyor hesap soracağım diyor ya. Böyle bir federasyon başkanından söz ediyoruz. Ha kimse demesin ki Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti. Ben oranın da danışıklı dövüş olduğuna inanıyorum yani. Bakmayın bir takım abidik gubidik işte falan neler var, ne tür tezgahlar dönüyor. İşin o kısmını bilmiyorum tabii, ama bunlar boş durmazlar abi. Boş durmazlar. İşin özü şudur. Bu çakallar, bu dalga dümenciler yollarına devam ettikleri sürece Galatasaray'ın işi zor. Ha bunlar gitti. Bunlar giderse bunların kafasındaki adamlar gelecek. Ne oldu? Geçen sene Galatasaray'ı doğrayan hakemler gitti mi? Yok, gitmedi. Galatasaray'a normal maçları yönetip maç kazandırdı diye iki tane hakemi gönderdiler. Ne alakaydı? Ama aynı hakemler, aynı Hüsolar, aynı anlayışlar, aynı Ali Palabıyıklar, Mete Kalkavanlar, Fıratlar, Cüneytler yok mu? Var. Var. Aynısı devam edecek. Ha, öbür tarafta tipi tip Göksel olmayacak mı? Olacak. Öbürü olmayacak mı? Olacak. Aynen devam. Devam. Galatasaray'da dediğin gibi dirayetli bir yönetim yok, ama bir gün dirayetli bir yönetim gelir, masaya yumruğunu vurur, 30 milyonluk Galatasaray ailesini harekete geçirirse, o zaman işin şekli biraz değişir diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki 3-4 yıl ne yaparlarsa yapsınlar, bunları alaşağı etmek sanki öyle kolay bir hadise değil gibi geliyor. Ben size şimdiden söyleyeyim. Ortadaki haksızlıkları ölçün, biçin. Yaşar Kemal Doğrulu'ya bakın, Alper Ulusoy'a bakın, olanlara bakın, olacaklara bakın. Galatasaray'ın bu sene nasıl doğrandığını, yok 2 sene. O zaman karar verin kardeşim. Mevsim başında deyin ki bir madde koyun uygulamalara, yönetmeliklere. Bir takım ancak 2 sene şampiyon olabilir. Ya da bir mevsim başında açıklayın. Bu sene şampiyon adayımız Fener. Bu sene şampiyonumuz Trabzon. Başakşehir. Başakşehir para kazanacak, birileri satılacak, şampiyon olacak. Efendim neymiş? Başakşehir son yıllarda istikrarlı bir şekilde gidiyormuş da şampiyonluğu hak ediyormuş. Hadi lan oradan, hadi oradan. Bir tane sadece bir futbol, öbür tarafta bilmem kaç bin sporcuyu bünyesinde besleyen, kaç branş yapan bir Galatasaray ya da Fenerbahçe takımları. Ne var? Böyle bir şey, böyle bir dalga dümen mi olabilir? Türk sporunu kim götürüyor? Fener, Galatasaray, kısmen Beşiktaş, kısmen Trabzon'da da yok zaten böyle bir şey. Mal meydanda ya. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ey TFF Miniyat! Bak bir an evvel akıllarını başlarına toplasınlar diyeceğim, ama toplamazlar. Bunlar Galatasaray'ı dediğim gibi arkadaşlar vur, kır, parçala, durdur yöntemiyle önümüzdeki senede çukurdan çıkarmazlar. Haberiniz olsun. Bunları da sağa sola duyurun, abone olun, paylaşın, beğenin lütfen arkadaşlar. Böyle size söylüyorum. Ben bakın bunları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de sağa sola paylaşın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.